Merhabalar, bu programda konuğumuz Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu genel temsilcisi Gülsüm Kap. Hem bir sene sonu değerlendirmesi yapacağız, hem de BBC'nin 2020 yılı için seçtiği 100 kadından biri Gülsüm Kap. En etkili ve ilham verici kadınlardan biri, böylesi çalkantılı bir dönemde değişime öncülük eden bir kadını ağırlıyoruz. Merhabalar Gülsüm Kap, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. İyi yayınlar Şimdi sene son ikimize de. çok teşekkürler. Sene sonu değerlendirmesi yapacağız. Kadınlar açısından maalesef iç açıcı bir tablo yok ortada. Ama ben önce bütün dünyanın, Türkiye'nin de en çok konuştuğu konuyla başlamak istiyorum. Mesleki değerler ve etik kuralları çerçevesinde bakılınca COVID sürecine, yaşananları bir uzman olarak nasıl değerlendirirsiniz? Önce buradan başlamak istiyorum. Öncelikle aslında çok temel bir etik meseleyi bütün olağanüstü hallerin ortaya çıkardığı gibi bir pandemi de açığa çıkarıyor eşitsizliği. Şimdi eşitsizlik çok temel bir zaten etik ihlalidir, etik sorundur. Ve hep olağanüstü hallerde açığa çıkar. Bir pandemi yani çok nedir diye sorarsanız eşitsizliğin apaçık ortaya çıkması diye hani bu gündeme geldiği zamandan bu yana da olgularıyla yaşadığımız bir bu yönünü önce söylemek isterim. Örneğin pandemiden korunma için, virüsten korunmak için olan işte tedbirler, evde kal çağrısı başta olmak üzere herkes için eşit oranda geçerli değil. Evde kalamayanlar var. Çok açık bir eşitsizlik. Evde kalındığında cinsiyetler arası bir açık eşitsizlik olarak kadınlar için ev bambaşka bir anlama geliyor. Erkekler için başka bir anlamı var. Kadınlar için hem şiddetin riskinin arttığı çünkü zaten biz kendi tecrübemizden biliyoruz ama bütün raporlamalarıyla da araştırmalarıyla da ortaya konulmuş ki kadınlar için en tehlikeli yerlerden birisi ev içi hayat. O yüzden ev içi şiddet zaten kavramı var. Bu açıdan hem şiddeti artırması, şiddet olmadığı durumda da yine de aslında bir tür psikolojik şiddet, ekonomik şiddet anlamına gelen ev içi iş bölümünde kadının üzerine yıkılan işlerin son derece katlanması gibi bir dönem yaşıyoruz. Bu bakımdan önce hani bunların tabii ki bunlar hani toplumsal sosyolojik konular ve etik konular. Hani, bunun dışında hastalıkla yani daha ona doğru daralttığımızda merceğimizi Türkiye'de dünyanın bazı ülkelerinde de sürü bağışıklığının gündeme gelebiliyor oluşu, bazı insanların gözden çıkarılabilir, ihmal edilebilir hayatları olduğunu düşünmek gibi çok açık, ayrımcı ve adaletsiz durum hani konuşulabildi. Türkiye'de de ileri yaştakilere ben hani çok ciddi etik ihlallerde bulunulduğunu düşünüyorum. Covid dönemi başladığından bu yana ciddi bir ayrımcılığa ve damgalamaya maruz bırakıldılar. Ben hani bu o dönemde bu çok can sıkıcı bir etik problemdi. Çünkü hani bir yandan büyüklere, ecdada önem verildiği söylenirken bir yandan ileri yaşlılara hani hayatı gözetilmiyor idi. Şimdi işte aşı gündemimizde, aşıyla ilgili de pek çok etik meseleyi tabii tartışacağız, tartışmaya başlamış durumdayız. Nasıl dağılacak, adil Ya dağılacak mı? aşı gündemi gerçekten çok şaşırtıcı bir biçimde tartışılıyor Türkiye'de. Hakikaten hayretler içerisinde izliyoruz yani biz gazeteciler bilmiyorum. Siz ne dersiniz? Nasıl izliyorsunuz tıp etiği açısından baktığınızda da? Elbette böyle bir bahis oyunu gibi izlenemez ya, aşı konusu ve onda da yine yani birçok etik mesele var. Hani yine eşitliğin sağlanmasından nasıl kişilerin olurunun alınıp alınmamasına, kişilerin hani rıza ile olup olmamasına, herkese ulaşılabilir bir aşının temin edilmesinin tüm ülkeler arası ve ülkedeki bütün vatandaşlar arası tabii ki başta en ihtiyaç duyanlar başa alınması ayrıca adil bir yaklaşımdır. Onun altını çizeyim. İşte belki yaşlılarımıza ilk dönemde yaptığımız kötü muameleyin birazcık hani özrünü dilemiş oluruz onları hani aşıya geldiğinde. Ayrıca zaten bu bütün bir toplumun sağlığını da korumak için de öyle. Sadece onların korunması için değil. Hani tıbbi olarak bir nedeni de var böyle yapmanın. Ama bir bahis oyunu gibi konuşulmasının kendisi zaten yeterince etik dışı diyebilirim. Ve aşılar zaten bütün Ya tabii. insanlığın birikimidir. Birilerinin kişisel başarısı da değildir. Bunu da hani ya da firmaların yani zaten aslında insan canlı emeğiyle ancak var olabilecek şirketlerin, firmaların bir
şeyi değildir yani. Bu bütün insanlık tarihinin birlikte biriktirdiklerinin zaten ortak bir ve hepimizin eşitçe ulaşması gerekli olan bir kaynak bu. Şimdi tabii burada iki tane önemli, yani bir sürü önemli noktaya dikkat çekiyorsunuz aslında ama ikisi çok önemli bence. Biri işte kadınların yaşadığı bu eşitsizlik durumunun pandemide apaçık bir biçimde ve katlanarak ortaya çıkması. İkincisi de bu yaşçılık olarak adlandırılan mesele. Bu da yeterince mesela ne kamuoyunun, ne sivil toplum örgütlerinin, ne de siyasi partilerin ve bu konuda mücadele etmesini beklediğimiz kesimlerin de nedense gündemine oturmadı. Ne dersiniz? Bunun sebebi ne olabilir? Yeteri kadar idrak mı edilemedi? Ne oldu? Evet, belki böyle bir ayrımcılık biçiminin yeterince idrak edilmiyor. Edildiğinde de işte çeşitli adımlar atılmaya başlandı ama çok hani örseleyici davranıldığını düşünüyorum ben damgalama yapma bakımından da yaşlı insanlara. Ben yaşlı bile denmesini, ileri yaş denmesini ben yanayım mesela. Tartışmalı bir konu. Yaşa ilişkin böyle bir ayrımcılık başka bazı tıbbi işlemlerde de yapılabiliyor. İşte organ nakilleri başta olmak üzere kısıtlı ve pahalı kaynak diye tanımlanan kaynakların dağıtımında bilakis aslına bakarsanız burada da temel soru bu kaynaklar gerçekten kısıtlı mı? Mesela savaş bütçeleri yerine sağlıktaki bu kaynaklara bütçe ayrılsa kısıtlı olmayabilecek kaynaklar bunlar. Yoğun bakım yatağı gibi, solunum cihazı gibi. Korona döneminde niye daha fazla solunum cihazı almayalım ki? Başka bütçeler buna göre ayarlanabilir. Modern insan planlar, bu planlanabilir. İnsanı gözeten bir yani ekonomide ekonomiyi düşünürsek hani bu açıdan bizim tıp etiğinde şöyledir. Tek etik kabul edebileceğimiz ölçü tıbbi ölçülerdir. Hani bizim o kaynaktan imkanlarımızdan tıbben en çok yararlanacak ve en çok ihtiyaç duyan prognozu bu, hani tıbbi durumu bu böyle olan hastaya tahsis edilir. Ama hep zaten üçüncü bir seçenekte aranır, o kaynaklar çoğaltılmalıdır denir. Burada yani yaş, hele cinsiyet, kişinin kişisel özellikleri, çocuk sahibi olup olmaması, alışkanlıkları gibi ya da işte o daha maalesef ki hala bazı bizim gibi toplumlarda da bazen geçerli olan sosyal statü, gelir durumu gibi değişkenlere göre değil, yalnızca ve yalnızca tıbbi ölçülere göre davranılması etik kabul edilebilir durumdur. Şimdi Covid'de de yine etik kabul edilecek tek durum tıbbi ölçülere göre davranmak diye söyleyebilirim çok genel bir çizgi olarak. Şimdi kadınlara geri dönersek, şimdi bundan tabii ki bağımsız değil yani bu grubun içerisine kadınlar da giriyor. Fakat ayrıca çalışan, çalışmak durumunda kalan ya da ev içinde zaten görünmeyen emeği konusunda senelerdir bir kadın mücadelesi alanı olarak sürdürülen bir yere de gelip kilitlendi konu. Yani pandemide kadınların yükü kat be kat arttı. Üstelik şiddete maruz kalma ihtimalleri ve oranları çok yükseldi. Çünkü Türkiye aynı zamanda fiziksel ve duygusal şiddetin kadınlar açısından en yüksek oranda yaşandığı ülkelerden biri. Son araştırmalar bunu gösteriyor. Böyle bakınca kadınlar için yeni bir mücadele alanı açtı pandemi. Sanki ne dersiniz, katılır mısınız bana ve bununla nasıl başa çıkılacak? Evet, şimdi pandemi öncesinde de yeteri kadar önemli boyutta bir sorun yaşıyorduk biz. Türkiye'de kadın nüfusu oldukça güçlü bir nüfusa sahibiz ve üçte birimiz, üç kadından birimiz şiddetin işte biraz önce senin de ifade ettiğin fiziksel, cinsel, duygusal, ekonomik biçimlerinden bir tanesini yaşamış, tecrübe etmiş durumdayız. Yani bu çok yüksek bir oran. Dünyada da dörtte bir ortalama. Türkiye'de her üç kadından biri Evet. şiddet görüyor. Dijital şiddet, sanal şiddet de sayabiliriz. O da yine artık dört ana başlığa eklenen önemli bir başlık. Ve özellikle pandemi şartlarında online hayatımızda önemli bir risk taşıyor. Artışını da gözlemliyoruz dijital şiddetin. Bir tür psikolojik şiddet bu elbette. Ama bu yolla yapılması da arttı bugünün şartlarında. Öncesinde de biz hani yeterince ağır bir sorunu çözmeye çalışırken pandemiyle birlikte bu eşitsizliğin derinleşmesi sorunu daha da ağırlaştırdı. Hem de bu tedbirin işte evde kalmak tedbiri zaten tehlikeli olan dışarı virüs tehlikesi nedeniyle çıkamayan evde sürekli bütün hane halkıyla ve kendine şiddet uygulayanla beraber olduğu için belki destek hatlarını rahatça arayamayan
O yüzden şiddetin arttığı, hak aramanın da azalma, hani baskılandığı bir döneme Evet. girmiş olduk. Bu yüzden zorlu bir dönem kadınlar için. Burada kamu kurumlarının destek sistemlerinin tıpkı COVID ile ilgili önlemleri ve tedbirleri anlatan kamu spotlarında ve her tür araçla nasıl yapılıyorsa, kadına yönelik şiddet konusunda da bunu yapması, destek sistemlerini tanıtması gerekirdi. En başından itibaren zaten bizden önce giden ülkelerde, Çin başta olmak üzere, şiddette 3 kat artış vurgulanmıştı. Türkiye'de de gündeme gelir gelmez biz kadın örgütleri olarak destek sistemleri kuvvetlendirilsin diye talep etmeye başladık. Bunun yeterince yapılmadığı durumda da resmen pandemi döneminde Türkiye Kadın Hareketi o kadar iyi bir sınav verdi ki, çok önemli bir sınav verdi. Hem desteksiz bırakmamak kadınları bakımından, asla yalnız değilsiniz, yürümeyeceksiniz diye yaşattı. Hem de bu dönemde kadınların ses çıkarmasının zorlaşacağı düşünülerek, belki kadınların işte canını yakan bu sorunda da temel çözüm yolu olan İstanbul Sözleşmesi'ne bir saldırı söz konusu oldu. Sözleşme tartışmalı hale getirildi. Ama iki şeyde, birbirini yalnız bırakmamak ve İstanbul Sözleşmesi'ne dokundurtmamak konusunda da kadınlar çok iyi bir sınav verdiler. Söylediğin gibi bu hem yeni bir mücadele alanı açtı. Hani pandemi sonrasında daha fazla haklarını bilen, savunan, öğrenmiş daha geniş kadın topluluklarına doğru ilerliyoruz diye düşünüyorum. Kadınlar hem yaşadıkları eşitsizliğin daha fazla bilincine vararak geçirdiler, hem de haklarına bir saldırı söz konusu olunca onu her görüşten kadın hep birlikte savunduk. İstanbul Sözleşmesi'ni biliyorsun. Bunlar bizi daha fazla güçlendirecektir diye düşünüyorum. Ama pandeminin getirdiği ekonomik yük ve onun yaşatacakları da daha kapıda bekliyor. Burada kadınların hani ev içi yönünü konuştuk. Bir de dışarıda kamusal alanda çalışma hayatında yaşayacakları çeşitli hak kayıpları da olacaktır. Çalışma Öncelikle bu arada bir araya girmek gerekirse, bu arada çalışma hayatından çekilen kadınlar da var. Yani bunun da oranı evet, epey mecbur kalın. ciddi bir oran, yani Evet. özellikle Türkiye'de. Evet. Hem o var, hem kendi istemese bile örneğin birçok iş yerlerinde zaten COVID tedbirleri için Vestel'de örneğin tedbir talep etmek gibi çok doğal bir hakları nedeniyle işten çıkarılanlar var. Kadınlar çok kolay işten çıkarılmaya, hak talep eden kadınlar işten çıkarılmaya başlamış durumda. Zaten bu da bir başka hani önemli olağanüstü hal olan ekonomik krizlerde de biz hep neyi tecrübe ediyoruz? Maalesef ki sosyolojik kural gibi gözden çıkarılanlar kadınlar, işsiz kalanlar ya da bazen de krizlerin paradoksal etkisi oluyor. İstihdamı artırıyor kadınlar için ama ne oluyor? Nasıl bir istihdam bu? Son derece düşük ücretli, güvencesiz, kabul edilemez felaket şartlarda istihdam oluyor. Yani kadınlar ya işsiz kalacak, çalışırlarsa çok kötü koşullara razı getirilmek durumunda olabilecekler. Ekonomik yükü de önümüzde bekleyen dönemlerde bir tehlike arz ediyor. O yüzden buna karşı da şimdiden hani biz uyarılarda bulunmaya, kadın istihdamı güçlendirilmelidir, çalışma hakkımız güçlendirilmelidir çağrılarında ve kendi elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Bunları niye böyle yapıyoruz? Şimdi Temel çok kadın hakları bunlar ama çok özür dilerim Ayşegül. Zaten kadın, Türkiye'de hani senin de andığın gibi bu kadar büyük oranda şiddet görülmemizin arka planında, temel zemininde de yine bu yaptığı için. Yani ekonomik olarak daha kuvvetli olmamız şiddet karşı mücadelede de büyük bir kuvvet kazandırıyor çünkü hepimize. Şimdi bir yandan da yıl sonuna doğru gidiyoruz. Yani 2021'e doğru gidiyoruz. İşte 4 Aralık'a kadar olan bir rakam kalmış aklımda. 355 kadın öldürülmüş Türkiye'de 2020 yılı içerisinde. Yanlış Evet. değilse bu bilgi benim hatırladığım. Sen de teyit ediyorsun. Şimdi kadın cinayetleri mi artıyor, bilinirliği mi artıyor, ikisi birlikte mi artıyor? Ne dersin? Evet, bu çok doğru soru. Biz hani hep konuşuyoruz, senle de konuşmuşuzdur, yıllardır konuşuyoruz. İkisi de artıyor bizim cevabımız. Çünkü şöyle, yani bir dönemler yetkililer de aslında artmıyor, hep vardı ama işte görünürlük arttı dediler. Görünürlük artması hiç kolay olmadı. Görünmesi için çok hani sayamayacağımız kadar çok dava takip eylemi, eylem, eşit söz birlikte, hep birlikte kadın cinayetleri önemli bir sorundur için senelerdir hani görünmesi için mücadele etmek durumunda kaldık. Öyle kendiliğinden görülmedi. Kadınların mücadelesiyle görüldü birincisi. Bununla beraber
kendisinde de artış olduğunu resmi raporlarda ortaya koydu. Yani biz zaten ilk kurulduğumuzda verilerin peşine düşmüş, bilgi edinme kanununa göre sormuş ve resmi kayıtları tutmakla yükümlü kurumlardan edinememiştik. Kadın cinayeti diye özel bir kavram yok diye yanıt geliyordu bize o zamanlar. Fakat sonra bir kere yalnızca milletvekili Fatma Kurtalan'ın soru önergesine eski Adalet Bakanı Saadettin Ergin, kadın cinayetlerinde erkek öldürülen maktul sayısına göre kadın öldürülen maktul sayısında %1400 artış var demişti. Bunlar meclis tutanaklarında yer alıyor. Bizim ilk kurulduğumuz yıllardı. Ne demek %1400 diye, o meşhur oran öyle oluştu. Yani meclisin bir kaynağındandır, resmi bir kaynaktır. Ondan sonra da zaten hiçbir veri açıklanmadı yıllar yılı. Öyle bir özel kavram yok denilerek bizim başvurularımız da yanıtsız bırakıldı. Yıllar süren kararlı çaba, bizlerin raporlar oluşturmaları sonucunda en son geçen seneden itibaren İçişleri Bakanlığı, Türkiye Polis Akademisi ve yine bu senede İçişleri Bakanlığı önemli tarihlerde veri yayınlamaya başladılar. Bu resmi verilerde de bir artış da izlenmekle birlikte son yıl bir azalma olduğunu resmi istatistikler söylüyor, iddia ediyor. Bunlar bizim için de 2020 başında bir azalmayı ilk kez izliyor idik. O bölüme katılıyoruz. Bizim verilerle de paralel. Son açıklanan verilerdeki azalma bizim verilerimizde henüz bulgulanmış değil. Orada resmi verilerle bizimkiler arasında da bir açı var. Bu açının sebebi de şu: biz femicide kavramı dediğimiz kadın cinsiyeti olmak nedeniyle, kız cinsiyeti olmak nedeniyle anne rahmine düştüğü andan itibaren cinsiyete bağlı öldürülmenin hepsini, yani çocuk yaş grubunu da bu kapsamda ele alıp raporlama yapıyoruz. Orada bir fark doğuyor olabilir resmi verilerle. Ama şunu da söylemek istiyorum, 2020 başında çok, yani bizim için de umut veren, hatta biz Türkiye Kadın Meclisleri topladık, yani böyle iyi bir dönemdi. İlk 3 ay bir iniş, çünkü genelgeler yayınlandı 6.284'ün uygulanması için. Emine Bulut sonrasında çok önemli bir, yani toplumsal tepki yükseldi. Olması gereken şeyler oldu. Yani bunlar zaten olması gerekirdi. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı genelgelerin 6.284'ün uygulanmasındaki yetersizlikleri ortadan kaldırmak için genelge yayınladı ve 81 ile gönderdi. Bu haber oldu. Bu önemli bir etki yarattı ve azalma oldu. Tam bu azalma oldu. Bu azalmayı daha da devam ettirip hani çözüme doğru belki hani yaklaşacak iken pandemi dönemine girdik. Her şey yeniden baştan karıştı ve yine risk arttı diyebilirim. Ama bizim beklentimiz de, yani toplumda bu kadar bilinç artmışken, herkes çok kararlı bir şekilde kadınların hayat hakkını savunuyorken, azalmayı mutlaka ne yapıp edip sağlamak yönünde. Onu da söyleyeyim Ayşegül. Yani ne olacak olacak, biz bu kadın cinayetlerini azaltmak durumundayız. Geçenlerde mesela Emine Erdoğan da bir medya eleştirisi yaptı. Dizilerdeki işte erkek rollere ilişkin yaptığı bir açıklamada bu rollerin özendirilmemesi, teşvik edilmemesi gerektiğini söyledi. Ama öte yandan mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yaptığı bir açıklama var. O açıklamada da diyor ki Cumhurbaşkanı, biz ataerkil ya da anaerkil değiliz, aile erkil bir toplumuz. Aile kavramı bizim için ve aile yapısı bizim için bu kadar hassas ve önemli diyor. Bunu da çok sık ifade ediyor. Bu kadın cinayetlerinde de aile kavramı ve bu bakış açısı aslında çok tartışmalı. Bu tür açıklamalar topluma nasıl etki ediyor? Kadına böyle bakış açıklamalar bir kere doğrudan etki yaratıyor. Hani olumlu ise olumlu etki yaratıyor, olumsuz ise olumsuz etki yaratıyor. Mesela bizim kadın cinayetlerinin azaldığını tespit ettiğimiz tek yıl, yıllara göre bir bizim grafiğimiz var. Bazı işte İstanbul Sözleşmesi'ne, koruma kanununa saldıran yayın organları manipüle edip kullanır, hatta kesip. Yıllar içerisinde 2011'de bir azalma var. Ondan sonra bir artış tekrar var. 2011'de ne olmuş diye, bu çok ilgi çekici bir şey, çözümü de gösteren yer orası. Ne olmuştu? Sözleşmeye imza atılmış ve yeni modern kadınların ihtiyaçlarına uygun koruma kanunu 6.284'ün yapımı yılıydı o. Bunun herkes haberdar mıydı? Evet, ana akımdan bunun haberi doğru yapıldığında yetkililer, kadın kardeşlerime şiddete yani karşıyız, sıfır tolerans göstereceğiz diye en üst düzey yetkililer de ana akımda yer alıp dönemin bakanı, başbakanı bunu savununca, bu yeni uygulamaları, bu bambaşka bir etki yaratıyordu, caydırıcılık yaratıyordu toplumda. Zaten bir hani ortaya siyasi irade ve o atılması gerektiği adımları atılmak çözücü şeydir. Ben o yıl unutamam, mesela bir tane haberde de roman bir ailede tersi olmuş, erkek şiddet görmüştü, kadın şiddet uygulamış.
Ama o Roman erkek vatandaş mikrofona şey diyordu. Ya yeni yasa var, ben karşılık vereceğim ama veremiyorum. Yasak artık bize diyordu. Bir şeyin yasaklanması önemlidir. Yaptırım olması önemlidir. Cezasız bırakılması da sürmesine neden oldu ondan sonra işte. Orada tam kararlı bir şekilde bu adımlarda ilerleseydik biz bugün bu vahim tabloyu kesinlikle yaşamayacaktık. Ben yani eminim böyle. Ve yani daha işte çözüme yönelik reçete çok güzel zaten elimizde İstanbul Sözleşmesi ve 6284'ün tedbirlerin etkin uygulanması. Onun içinde yer alan ama tek başına korunma değil. Zaten bir şiddetin kendisini de geriletebiliriz eşitlikçi politikaları uygulasak önleyici adım olarak. Fakat bir de şu var. Bu mesela söylemlerde boşanma karşıtlığı çok olumsuz etki yaratıyor. Neden? Çünkü işte biz yıllardır hani içindeyken biliyorduk bu basit temel bir gerçek ama ben bu kitap çalışmamız da var Yaşasın Kadınlar koronaya denk geldi pek işte imza günlerimizi yapamadık. Ama onu hazırlarken 10 senenin arşivini işte derneğimizin taradığımda bildiğim bir gerçeği yani yeniden çok açık toplu görünce daha etkileyici oluyor. Binlerce kadın öldürülmüş durumda 10 yıl içerisinde. O binlerin yarısı boşanma aşamasında ve ateşli silahla öldürülmüş durumda. Bu şu anlama geliyor. Boşanma aşamasındaki kadınlara boşanmayla ilgili tartışma yaratan şeyler yerine güçlendiriyor olsak, tedbire ihtiyacı olan yani herkese sorulsa, şiddet tehdidi olan etkin bir biçimde korunsa ve ateşli silahların satışında da doğru düzgün bir denetleme olsa, bu kadar rahat silaha ulaşılmasa o binlerce kadın hayatta kalırdı anlamına geliyor. BBC'nin 2020 yılı için belirlediği ilham verici ve etkili 100 kadından biri olma haline ve kadın cinayetlerini durduracağız platformunun mücadelesine bu nasıl hissettirdi? Tabii ki mutlu etti. Bir de ben haberi aldığımda biraz zor günlerdeydim. Annem yoğun bakımda önemli bir sağlık sorunuyla uğraşıyor idik. Zor bir zamanda olması ayrıca da iyi haber gelen iyi haberdi. Fakat aslında bu hani tek bu Geçmiş yılın olsun. değil, 10 sene. Teşekkür ederim. 10 senenin hani bir mücadelesinin, emeklerin, kolektif bir emeğin birlikte bütün kadınlar olarak yani sadece şahsen benim adıma sahiplendiğim değil. Birlikte emek verdiğim platformumuz onun da o sadece onun da değil kadın meclisleri ve sadece bizim kadın örgütümüz kurumumuz değil Türkiye'de canı pahasına mücadele eden kadınlar olduğu için biz de varız birbirimizden kuvvet alarak hakları için yani her yani çok kararlı bir mücadele yürütüyor toplumun her kesiminden kadın işte birbirinden benzer farklı birçok kadın kardeşimizle senelerdir şimdi bazı popüler dizilerde işte kutuplaşmayı kıran ilişkilenmeler olumlu atfediyor. Bence de olumlu ama bunu kadın mücadelesi yıllardır yapıyoruz zaten biz mesela. Bu açıdan bunun görülmesi, dünya kamuoyunda da hani görülmesi elbette çok sevindirdi ve hepimiz adına sahiplenmiş oluyoruz bu iyi haberi. Bununla beraber ben hani hep ifade ediyorum yapılması gereken bir şey yaptığımız için bunun ödüllen hani taltif edilmenin yarattığı bir mahcubiyet de oldu ama zaten hani biz bunun için yapmadık ki. Yani aklıma bile gelmez, aklımıza bile gelmezdi bizim böyle bir hani iyi haber, böyle bir sonuç. Yıllardır inandığımız hani emeği verdik, inandığımız şeyi yaptık. Sadece emek değil burada tabii ki bir fikri, bir analizi, bir yorum getirmiş olmamız, Türkiye'de kadın cinayetleri gerçeğinin bu dönemin önemli meselesi olduğu tespiti ve sırf bu adla bir mücadele oluşturmuş olmanın hani hem fikri hem de gerekli emeğini vermiş olmak hani getirdiği bizi de sevindiren bir sonuç. Ama biz asıl mutluluğu sorunun çözümüne katkıda bulunursa bu iyi haber o zaman yaşayacağız. İl il, adliye adliye, yolculuk yolculuk yani o da hani ben mesela şeyden çok memnunum. Hani bunun için yapmadık ama çok hak edilmişti diyor kamuoyu hani bizim yani arkadaşlarımız için kendim için de benimle birlikte o çok tuhaf saatlerde çıkılan yolculukları, yıllık izinlerimizi mahkemelerde yani bunları tabii bir fikirle birleştirilmesiyle böyle oldu. Doğru hani sonuçta aldık ama bizi o yüzden bu emekleri veren bütün arkadaşlarım hani birlikte çaba gösterdim. Herkes tabii ki çok moral kuvvet kazandı. Daha çok o kuvvetle daha da çok mücadele edilecek. Ama asıl olarak aileler çok hani bir tür
tatmak istedikleri adaleti belki biraz soludular. Çok sayıda aile bu haber üzerine, yani iletişim içerisindeyiz. Yıllardır öldürülen kadınların aileleriyle birlikte yürüyoruz biliyorsunuz. Onların duygusu bambaşka, beni de duygulandırdı. Evladını kaybetmiş olanlar. Yani bir adalet duygusu oldu onlar için. Ve hayatta kalan ve zaten hep hayatta kalsınlar diye uğraştığımız Türkiye'de şiddet gölgesi altında yaşayan kadınlar için de hak aramalarına cesaretlenmeleri konusunda onlar için bir şey oldu. Yani onlarla ilgili bir şeyden aldık bu sefer. Bu bence umarım yani daha çok kişi bilir. Ben en çok onu isterim. Yani şiddet karşısında hiçbir kadın kardeşimiz yalnız değil, asla yalnız yürümeyecek diyorduk. Bakın dünya duydu, yalnız değilsin kardeşimi, bu kardeşlerimin duymasını ve kuvvet kazanmalarını. Hemen hak arama yollarına başvurmayabilirler. Ayşegül arkadaşım çok hani üzüntü verici bir veri, yine resmi veri. Bu kadar yüksek oranda şiddete maruz kaldığımız halde biz Türkiye'de %11 2015 resmi raporuna göre Aile Bakanlığı ve Hacettepe Nüfus Enstitüsü'nün sadece %11'imiz hukuki hak arama yoluna başvuruyoruz. Biz bu oranı en az yarıdan fazlaya çıkartmak durumundayız. Ben şimdi bu 5 sene önceki rakam, 2020'de ölçüldüğünde eminim sessiz kalmama oranı arttı, içinde yaşıyoruz. Artacaktır ama en az %50'den fazla olsun ki şiddetin kökünü gerçekten hani kazıyalım demek istiyorum. Evet, yani ses çıkarmak Buna da önemli. teşekkür ediyorum. Buna Onu bu gösteriyor. Çok özür dilerim Ayşegül. Çok teşekkür ediyorum en azından bunları ifade etmeme olanak tanıdığın için. Bu konuda hani herkes senin gibi örnek alıp medyada bunu daha fazla yapsa daha fazla kadına cesaret bulaşır. Ne demek? Biz teşekkür ederiz. Gerçekten önemli bir mücadele. Yol uzun, çok acı ve ağır bedelleri var maalesef. Ama dileyelim ve isteyelim ki kadın cinayetlerini azaltabilsin bu mücadeleler. Daha çok ses çıkmasını sağlasın, toplumsal farkındalığı oluştursun. Çok teşekkürler. Kadın Ben Cinayetlerini de. Durduracağız platformu genel temsilcisi Gülsüm Kal. Ben de çok teşekkür ediyorum bu güzel söyleşi için. Çok sağ olun. Çok sevgiler. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.